Deutsche Welle Bon stüdyolarından iyi akşamlar, Devre Haber'e hoş geldiniz. Türkiye, Afganistan'dan askerlerini çekmeye başladı. Peki Türk askerinin kalması için uzun süre çaba gösteren Ankara'nın bunu başaramaması ne anlama geliyor? Afganlar bu kararı nasıl karşıladı? 28 Şubat davasından hüküm giyen ve cezaevine giren generallerin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı infaz durdurma başvurusu reddedildi. Avukatları savcılıktan infaz erteleme talep etti. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı'nın af yetkisini kullanıp kullanmayacağına çevrildi. Türkiye'de bireysel kredi kullanımında ciddi artış olurken Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerin yapıldığını söylediği bildirildi. Peki bireysel krediler sınırlandırılacak mı? 2017 yılında küçük bir çocuğun okul servisinde unutulması sonucu hayatını kaybetmesiyle servislere çocukları koruyacak ek önlemler getirilmesi kararı alınmıştı. Ancak yürürlüğe girmesi birçok kez ertelenen yönetmelikteki bu maddeler çıkarıldı. Beliler tepkili. Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenlik ve işletmesinin yürütülmesi talebi karşılıksız kaldı ve Türkiye askeri ve sivil personeli için tahliye çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda 345 yolcuyu taşıyan Türk Hava Yolları'na ait ilk uçak Ankara'ya indi. Diplomatik kaynaklara göre Türk Büyükelçiliği ise göreve devam edecek. Peki Türk askerinin kalması için uzun süre çaba gösteren Ankara'nın bunu başaramaması ne anlama geliyor? Bu karar Afganistan'da nasıl karşılandı? Afganistan'daki Türk askerler ve bazı sivil personel ülkeye dönmeye başladı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak öğle saatlerinde Ankara'ya indi. Tahliyelerin tamamlanması için seferler devam edecek. Taliban'ın tüm yabancı güçlerin Afganistan'ı terk etmesi yönündeki ısrarını sürdürmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığı çarşamba akşamı tahliye kararını açıklamıştı. Ankara'nın daha önce talip olduğu Kabil Havalimanı'nın güvenliğini ve işletmesini üstlenmekle ilgili girişimleri ise sürüyor. Askerler geri çekildiği için işin güvenlik boyutu devre dışı. Ancak NTV'ye konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, havalimanının işletilmesiyle ilgili Taliban'la görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Taliban'ın hızlıca ilerlemesi ve Kabil'i ele geçirmesi, ülke yönetimine hakim olması bu planı bozdu. Öyle görünüyor. Ama hükümet e, planından vazgeçmedi, ısrarından vazgeçmedi. Ve kamuoyu önünde, yani dünya kamuoyu önünde de yani Türkiye'nin sanki ihtiyaç duyan tarafmış gibi e, bu konuda ısrar etmesi e, imajını çok bozdu bence. Ve en son noktada Taliban'ın hiçbir koşulda bunu kabul etmemesi e, bana sorarsanız e, tam bir e, fiyaskoya dönüştü dış politika açısından. Türkiye'nin Afganistan'daki diplomatik misyonunun görev yapmayı sürdürmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklara göre güvenlik nedeniyle Kabil Havalimanı'na taşınan büyükelçilik personeli yeniden Türkiye'nin Kabil büyükelçiliğine geçecek. Türk büyükelçiliğinin güvenliğinin de özel harekat polisleri tarafından sağlanabileceği belirtiliyor. Peki diğer NATO güçlerine göre ülkede daha fazla sempatiyle yaklaşılan Türk askerinin çekilmesine Afgan halkı nasıl bakıyor? ...DV ve Afgan servisinden Nazenin Vali değerlendirdi. Aslında Afganistan halkı Türkiye'nin askerlerin girişinden ve NATO'daki tüm ülkelerin girişinden çok üzülüyorlar. Çünkü bunu bir ihanet diye görüyorlar ve ihanet edilmiş hissediyorlar. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı diyor ki biz Afganistan'da görevimizi gururla bitirdik. Afgan halkı bunu sormak ister. Eğer bu bir bitirilmiş görevse, eğer bu görev tamamlanmışsa neden Afgan halkı için çok fark gelmedi. Neden Afgan halkı şimdi bir daha taliplerle karşı karşıya kaldılar diye soruyorlar. Bu arada birçok ülkeden de Taliban'la diyaloğun devam etmesi gerektiği yönünde açıklamalar geldi. Uluslararası toplumun Afganistan'a ilişkin atacağı adımların büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'dan gelecek mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Süreci sözler değil icraatlar belirleyecek dedi tanıma söz konusu olduğunda e, muhtemelen AKP yönetimi içeride bir anket yaptırır, e, dışarıyı kollar. Çok pragmatik bir hani ideolojik olarak kendini yakın hissediyor. Bunu çok belli etti. E, fakat e, acele etmeyecektir. Hani o içerideki performansına bakıp karar verecek ve diğer ülkelerin tavrına bakarak karar verecek. We gave them every chance to determine their own future. Amerikan yönetimi 31 Ağustos'a kadar Afganistan'daki Amerikan askerlerinin tamamını çekeceğini duyurmuştu. Diğer Batılı ülkelerde bu tarih doğrultusunda tahliye operasyonlarına hızla devam ediyor. 28 Şubat davasında hüküm giyen ve cezaevine giren 14 emekli generalin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı tedbir başvurusuna olumsuz yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı İrfan Fidan ve Recai Akkel'den oluşan iki üyeli komisyon yaşamlarına yönelik ciddi tehlike yok diyerek infaz durdurma talebini reddetti. Avukatlar bunun üzerine savcılıktan infaz erteleme isterken bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın af yetkisini kullanıp kullanmayacağı tartışılıyor. Deva Haber Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'le konuştu. Anayasa Mahkemesi 28 Şubat davasında cezaevine giren 14 emekli generalin sağlık koşulları gerekçesiyle infazının durdurulması talebini reddetti. Kararın gerekçesinde yaşam hakkına yönelik çok ciddi bir tehlike yok denildi. Başvuru Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuruların ön değerlendirmesini yapan komisyonda değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı Recai Akyel ve İrfan Fidan'dan oluşan iki üyeli bu komisyon başvurunun reddine karar verdi. Kararda baypas ameliyatı geçiren, diyabet ve hipertansiyon hastası olan 81 yaşındaki emekli General Çetin Doğan'ın yaşamına yönelik ciddi bir tehlike olmadığı savunuldu. Benim müvekkilimden edildiğim bilgiye göre özellikle Çevik Bey'in durumu oldukça kritik. Çünkü kendisi alzheimer hastası ve birçok şeyi hatırlamıyor. Ee, ve kendi hayatını tek başına idam ettirebilecek durumda değil. Benim müvekkilim de yani Çetin Bey de aslında kendi hayatını tek başına idame ettiremeyecek pozisyonda. Yani ayakkabısını da tek başına bağlayamıyor ama e, bu zor şartların içerisinde e, Çevik Bey'e de e, destek olmaya e, çalışıyor. İnfaz durdurma talebinden sonuç alamayan avukatlar bunun üzerine infaz ertelemesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Emekli generaller Çevik Bir ve Çetin Doğan bu kapsamda çarşamba günü İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Dün adli tıp kurumuna gittiler. Adli tıp kurumuna sevk işlemi sırasında olağanüstü güvenlik önlemleri vardı. Öyle ki bütün bir hastane hastanenin etrafı yani adli tıp kurumdan bahsediyorum ve bahçesi işte güvenlik güçleriyle doluydu. ve olağanüstü derecede güvenlik önlemleri alınmıştı. Öyle ki dün çevik biri görmeye giden avukatı çevik birinin yanına yaklaşamamış dahi. böyle bir durumda söz konusu. Bunun da çok sağlıklı bir durum olmadığını 80 yaşın üzerindeki kişilerle ilgili olarak böylesine olağanüstü ve sıra dışı ...güvenlik önlemlerinin alınmasının da biraz garip olduğunu tabii ki ifade etmek gerekiyor. Tahliyeler için son seçenekse af. Cumhurbaşkanının af yetkisini kullanıp kullanmayacağı tartışılıyor. Benim için en üstün yarar müvekkilimin yararıdır ve menfaatleridir. 81 yaşındaki bir kişinin ciddi sağlık problemleri varken... cezaevinde benim için bir gün fazladan kalması demek... ...kötü muamele yasanın ihlali olarak ben bunu bir şey yaparım, nitelendiririm. Bu sebepten dolayı müvekkilimin bir an önce özgürlüğüne kavuşması ben taraftarıyım. E bu konudaki tabii ki e, takdir yetkisi e, Sayın Cumhurbaşkanı'ndır. Ancak davanın müştekileri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan... ...ve oğlu Bilal Erdoğan'ın da yer aldığına dikkat çekiliyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili olarak nasıl bir takdir yetkisi kullanır... Ee, özellikle Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı meselesi e, ciddi bir tartışma konusu iken e, doğrusu söylemek gerekirse e, en az benim kadar kamuoyu da merak ediyordur. Anayasanın 104. maddesine göre Cumhurbaşkanı'nın sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını kaldırma yetkisi bulunuyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre bireysel kredi kullananların sayısı son bir yılda 1 milyon 300 bin kişi arttı. Geri ödemelerde sorunlar yaşandığı için hükümet harekete geçmeye hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın parti toplantısında bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmeler yapıldığını söylediği bildirildi. Peki hükümet bireysel kredileri sınırlandırarak ne yapmayı hedefliyor? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ekonomideki gelişmelerle ilgili AKP yönetimini bilgilendirdiği toplantıda bireysel kredilerdeki artışa dikkat çektiği bildirildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre Elvan, bireysel kredilerin geri ödenmesinde sorunlar olduğunu ve bu kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerin yapıldığını söyledi. Ekonomist Erdal Sağlam'a göre Elvan'ın açıklaması sürpriz oldu. Sağlam hükümetin kredilerin sınırlandırılmasını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ya da Merkez Bankası kanalıyla yapmayı değil, bakan ya da ekibinin tek tek büyük bankalarla konuşarak yapmayı planladığı görüşünde. Normal kredilerde %6 civarına indi kredilerdeki artış ama bireysel krediler %10 civarında. Aslında çok yüksek değil ama bankacılardan edindiğim bilgiye göre cari açık ve büyüme oranlarında önemli bir iyileşme görülüyor Bu yıl içerisinde bu iyileşmenin 2022 yılına da uzatılması isteniyor Bu yüzden cari açığı artmaması için bireysel kredilerde Dolayısıyla iç talep ve ithalat talebinde bir kısıntıya gitmek ya da artmasını engellemek gibi bir amaçları var. Erdal Sağlam bütün bunların sebebinin kur üzerindeki baskının artmaması olduğunu söylüyor ve şu anda iyi giden kur fiyatlarının uzun süre böyle devam etmesinin amaçlandığını dile getiriyor. Çünkü bu yıl çok yüksek büyüme. %8 bekleniyor. Hatta 9 bekleyenler var. Bazı etkisi nedeniyle 2022 yılında bu yıl bu kadar yüksek büyürsek gelecek yılki büyüme rakamlarının doğal olarak düşmesi bekleniyor düşmediği takdirde tekrar gaza basıldığı takdirde bunun da ekonomi dengeleri iyice alt etmesi söz konusu. Türkiye Bankalar Birliği'nin risk merkezi raporuna göre bireysel kredi kullanan kişi sayısı takipteki krediler hariç son bir yılda 1 milyon 300 bin kişi artarak 34,5 milyona yükseldi. Bireysel kredilerin %46'sını ihtiyaç kredileri, %31'ini konut kredileri, %18'ini kredi kartları ve %5'ini taşıt kredileri oluşturuyor. Okul servisleriyle ilgili yayınlanan yeni yönetmelik tepkilere neden oldu. Buna göre tam 4 yıl önce servislerde zorunlu hale getirilmesi planlanan Kamera, koltuklarda sensör, 3 noktalı emniyet kemeri, şoförlerin lise mezunu olması gibi uygulamalar daha yürürlüğe girmeden kalkmış oldu. Yönetmeliğin değiştirilmesiyle ilgili servisçiler pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik zorlukları ileri sürdü. Velilerse şikayetçi. Ağustos 2017'de İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Sakin kreş servisinde unutulmuş ve havasızlıktan hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine 4 bakan harekete geçmiş, servislere sıkı yönetim uygulanacağını açıklamıştı. Hazırlanan yönetmelikte okul servislerinde güvenlik kamerası, sensörlü koltuklar, çocuklar için emniyet kemeri, şeffaf camlar zorunlu hale getirilmişti. Şoförlerinde en az lise mezunu olması şartı getirilmişti. Yönetmelikte ise şartların yerine getirilmesi için servis araçlarına 2019'a kadar süre tanınmıştı. Ancak bu süre önce 2020'ye sonra da 3 Eylül 2021'e kadar uzatıldı. Okulların açılmasına günler kala çarşamba günü çıkan yeni bir yönetmelikle ise tüm bu uygulamalar rafa kalktı. Biz canlarımızı emanet ettiğimiz bu servislere çocuklarımızın hayatlarını dan ediyorsa bu yapılan yanlışlar bu yönetmeliklerle belirlenen kuralların hayata bir an önce geçirilmesi elzemdir, vazgeçilmezdir. Bu konuda ileri bir adım atılmıştı ama görülüyor ki 2021 yani bugün yapılan yeni yönetmelikte bunların hiçbir yer almıyor. Bu geri bir adımdır, bunu kabul etmiyoruz bir öğrenci velisi olarak. Çocuklarımızı bu şekilde servislere emanet edemeyiz. Veliler güvenlik şartlarının kaldırılmasına tepkili. Düşündükleri gibi uygulamış olsalardı, muhtemelen herkes bütün veliler iyi bir şekilde gönderebilirdi. Ama ben şu anda 3,5-4 yaşındaki bir kızımı servise tek başına gönderecek cesareti bulamıyorum açıkçası. Neden? Çünkü daha önce olan olaylarla da ilgili hatırlarsınız, bir tane kız çocuk serviste kalmıştı, unutulmuştu. Bu yüzden ben kendim götürmeyi tercih ederim. Çocuklarımızın güvenliği bu ülkede maalesef ki çok yerinde gitmiyor. Bu da onlardan bir örnekti bizim için. Ee, dilerim en kısa zamanda değiştirirler, tekrar düzenlerler. Ee, biz de gereken yerlere gerekli şikayetlerimizi yapacağız tekrar yürürlüğe girmesiyle ilgili. Servisçilerse yönetmelikte yapılan değişikliği pandemi nedeniyle sırtlarına binen ekonomik yüke bağladı. Birinci sebebi pandemi dolayısıyla 20 aydır çalışamayan, Servisçi esnafının e, imkanlarının olmadığını bilerek böyle bir haptanıdır. Öğrenci Veli Derneği yönetmelikte yapılan değişikliğe karşı hukuk yoluna başvurmaya hazırlanıyor. Böylece veda vakti geldi bir önemli hatırlatma. Nevşin Mengü soruyorum bu haftaki konukları Genco Erkal ve Suli Özel. Programı 21'den itibaren YouTube ve Twitter'dan izleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. DV Haber ekibi adına hepinize keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.